Tekrar stüdyomuzdayız. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun diyelim. Peki dünyadaki sağlık nasıl? Sağlığa erişim, sağlık imkanlarına erişim ne kadar mümkün? Türkiye'de ve dünyada bu nasıl gerçekleşiyor? Hepsini konuşacağız. Bugünden başlayarak değerlendireceğiz. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız konuğumuz. Konuya dair fikirler, görüşler varsa Twitter'dan ve WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Zekiye Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Dünya Sağlık Günü. Her zaman olduğu gibi günün anlam ve öneminden başlamak gerekir. Neden böyle bir gün var diye soralım. Evet. Dünya Sağlık Günü Birleşmiş Milletler'in sağlıkla ilgili bir uzmanlık kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü 7 Nisan 1948'de Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasası sayılan sözleşmenin kabul tarihidir. Türkiye'de de bu 1947'de aynı sözleşme hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilerek anayasanın üzerinde bir düzenleme olarak kabul görmüştür. O tarihten bu yana ülkemizde de 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır ve 7-13 Nisan'da Sağlık Haftası olarak bu kapsamda etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yılın teması küresel sağlık güvencesi, her yerde herkese sağlık, herkes için sağlıkta sloganı. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu yıl dünya liderlerini sağlık maliyetleriyle ilgili konularda somut işler yapmaya çağırıyor. Somut adımlar atmaya çağırıyor. Çünkü gerçekten dünyada sağlıkla ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır. Dünya nüfusunun genelde %800 milyon kişi temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. Bunu yine dünya nüfusunun 100 milyonu sağlık hizmetlerine gelirinin %10'unu cebinden para harcayarak sağlık hizmetlerine ulaşmaktadır. Bu noktada gerçekten dünyada yürütülen neoliberal ekonomik politikaların, kapitalist sistemin, emperyal politikaların sağlık üzerinde, toplum sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri vardır ve gittikçe bir felakete sürüklenmektedir. Ve anladığım şu ki bahsettiğiniz gibi 800 milyon insan, 1 milyar diyebiliriz ortalama. 1 milyar insan neredeyse sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanama sonucunda da zaten ölüm haberleri de gelecektir kuvvetle muhtemel. Ki bu temel sağlık hizmetleri noktasında, tedavi edici demiyoruz, temel sağlık hizmetlerine dahi erişememektedirler. Ve eşitsizlik var ki bu bahsettiğimiz coğrafya yine... bahsettiğimiz istatistik galiba Orta Doğu coğrafyası ya da Afrika bölgesi için geçerli kuvvetle muhtemel, Asya bölgesi için geçerli. Tabii bu oranı artıran Orta Doğu ve Afrika. Evet, ama batıya baktığımızdan sağlık imkanları daha fazla verilebiliyor. Bu adaletsizliği, gıda adaletsizliğini, paranın adaletsiz dağıtılmasında yine... Gelir adaletsizliği diyelim buna. Görüyoruz. Dünyanın en büyük sorunu şu anda gelir adaletsizliği. Üretimin insan odaklı olmayıp tamamen kar odaklı olması. Bunlar hem dünya barışını olumsuz yönde etkiliyor, hem açlığı ve yoksulluğu öne çıkarıyor. İnsanların mutsuzluğuna, sefil bir yaşam sürmelerine yol açıyor. Bu noktada dünya politikalarını gözden geçirmek gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk, ebedi önderimiz bu konuda dünya barışı noktasında gelir adaletine çok değer verilmesi gerektiğini, toplumsal koruyucu sağlık hizmetleri noktasında 1937 yılında 3. dönem meclis açılışında önce Türk vatandaşlarının sağlığı ve sağlamlığı her şeyin üzerinde olduğunu ifade etmiştir. Ve dünya barışı için
az önce bahsettiğiniz gibi gıda güvenliği çok önemlidir. Temiz su, temiz çevre, barınma ihtiyacı, konut ihtiyacı, efendim suların satılması, bunlar hep sermayedarların, uluslararası sermayedarların kendilerine çıkış yolu olarak ürettikleri, bize de 1994'te gaz sözleşmesi ile 95'te meclisimizden geçti, dayatılan bütün hizmet sektörlerinin, efendim ne eğitimi devlet vermemeli, sağlığı devlet vermemeli, sosyal güvenliği devlet vermemeli, kamusal olan bütün hizmetlerin, devletin vermesi gereken hizmetleri tamamen özel sektörün keyfine bırakıyor. Bu çok ciddi bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu noktada Türkiye'nin 1980 ile 24 Ocak kararları evresinde 1980 darbesiyle oluşturulan sosyal devletten uzaklaşma, kamudan devletin el çektirilmesi ve uluslararası sermayeye, emperyalist sermayeye kaynak aktarılması politikalarından derhal vazgeçmesi gerekiyor. Aldatıldım, kandırıldım dememek için biz dün nasıl devlet yapılanmasında tarikat ve cemaatlerin çok ciddi bir güvenlik problemi olduğunu defaatle söylediğimiz halde bize farklı ithamlarda bulunanlar, bunda da ülkeyi, halkı felaketlere sürüklememek için mutlaka Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarına bir an önce dönmelidir. Sağlığı devletin, sağlık hizmetlerini devletin vermesi gerekir. Çünkü sağlık kişinin doğumdan itibaren kazandığı bir insan hakkıdır. Ve mutlaka ve mutlaka devlet eliyle verilmesi çok hayati değer taşımaktadır. Türkiye'deki sağlık hizmetlerine geçersek, elbetten bahsettiniz. Sağlık elbette sosyal devletin parçalarından birisi, eğitim, sağlığın ücretsiz olması konusu. Peki insanların sağlık konusunda verdikleri önem için ne söylersiniz? Türkiye'de insanlar gerektiği kadar sağlığına önem veriyor mu? Yani hastalık kontrolleri, erken teşhisler ve erken tedavi yöntemleri uygulanabiliyor mu Türkiye'de? Şöyle ifadeyim. Türkiye'de sağlığa ancak hasta olunduğunda sağlığın değeri biliniyor. Evet, maalesef. Kaybedildiğinde sağlığın değeri biliniyor. Sağlık tamamen bir tedavi olma üzerine kurulmuş bizdeki kanun yapmaktan ziyade aslında esas olan sağlığın eğitimi, sağlık eğitimi. Ülkede ulusal bir sağlık eğitimi noktasında ciddi bir gerilik vardı. Bu gerçekten bizim sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanununda da, kanunun da mimarı olan, buradan saygıyla kendisini anıyorum, Profesör Doktor Nusret Fişek Hoca'nın gerçekten Türkiye'deki halk sağlığı, yani sosyal tıp noktasındaki çalışmaları ülkemizin sağlık sistemi, Cumhuriyet'in sağlık sistemi noktasında aslında yüz akı projelerdir. Bu öyle ki Almata bildirgesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün Almata bildirgesinde yanılmıyorsam 133 ülke tarafından benimsenmiş sağlık politikalarıdır. Halktan yana, halk yararına, halk için sağlık ifade ediyor. Bunu da 61 anayasasında uygulamaya geçmiştir. Nusret Hoca'ya bakanlık görevi verilmek istenmiş. Kendisi müsteşarlıkla bu yasayı yaparak halkın hizmetine sunmuştur. Ama daha sonrasında gelen iktidarlar devletin vermesi gereken bir hizmet olarak görmediğinden, sağlığı ticarileştirmek amacıyla bu yönde politikalar ve uygulamalar içinde olmuşlar. Sağlık Türkiye'de, eğitim noktasında, sağlık eğitimi noktasında Türk halkının eğitimi geriye düşürülmüş. Sağlıkla ilgili uygulamalar bilimsellikten uzak, popülist, gerici yaklaşımlar. Bugün bakıyoruz, sülüktür, hacamatlar, muskadır. Önce Türkiye'nin
bilimsel sağlık hizmetleri noktasında kafa yorup bunlar üzerinde çalışması gerekiyor. Halka her yerden her türlü sağlık hizmetini alacaksınız diyerek sağlıkla tüketimi kışkırtan, sağlıkla şiddeti artıran bir politikadan uzak durması gerekiyor. Önceliğin mutlaka ve mutlaka koruyucu sağlık hizmetlerine verilmesi gerekiyor. Bu noktada halkı da içine alan, eğitimle halkı da içine alan bir sağlık hizmeti politikasının derhal uygulanması gerekiyor. Koruyucu sağlık hizmeti derken neyi kastediyoruz? Koruyucu sağlık hizmetleri derken çevre, insanı çevresiyle barınma imkanlarıyla efendim salgın hastalıklara karşı bağışıklamasıyla yani önleyici sağlık hizmetleri olarak hastalık oluşmadan önce onunla ilgili tedbirlerin alınması demek oluyor. Bu noktada gıda güvenliğinden az önce ifade ettiğim gibi bağışıklamada, aşılamadan tutun da havamızdan, suyumuza, toprağımıza kadar halkın tüketiminde olan unsurların sağlıklı bir şekilde halka ulaşmasını sağlayan hizmetlerdir. Gıda güvenliği konusu Türkiye'de nasıl peki? Vahim bir durumda. Şu anda tamamen hormonal, kimyasal bulaşlarla tarladan, aslında tarladan halkın tüketimine, evine kadar olan aşamalarında ciddi bir denetimsizlik olduğunu gözlemliyoruz. Bunu zaten siyasi iktidar da farkında ama bununla ilgili bir tedbir alınmıyor. Olabildiğince daha çok üretimle, dış ithalatla pardon, daha çok ithalatla halkın gıda sorununu çözmeye çalışıyor. En son et ithalatıyla halka sağlıksız et yedirdiklerini de itiraf ettiler. Numuneler daha numune sonuçları gelmeden dağıtımının yapıldığı ifade edildi. Bu gerçekten devlet ciddiyetine yakışmayan, hükümet olma sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyen uygulamalardır. Evet, gıda aslında büyük bir sorun ve birçok hastalığına temeli gibi de şu önemli, bunların yansımaları ne olacak peki sağlık noktasında? Hastalık olarak toplumumuza yansıyor. Sonra bir ilaç tüketimi, medikal tüketim ve ciddi bir sürdürülemez sağlık hizmetleri. Ve kurumlar bugün batıyor. Bugün üniversite hastaneleri hem bir yanıyla batırılıyor, hem bir yanıyla sağlık, insanların sağlığı bozuldukça tedavi edici hizmetler noktasında daha çok bir talep oluyor. Bu talebi ki normalde biz Avrupa ülkelerinin birçoğunda daha fazla sağlığa para harcıyoruz. Ama esas olan burada paranın neye harcandığı, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay her yıl daha da aşağıya düşüyor. O zaman orayı artırsak hastalıkların önünü kesmiş olacağız. Hem insanımızı hasta etmeyeceğiz, hem sağlık harcamalarını daha da geriye düşüreceğiz. Yeri gelmişken sorayım, koruyucu sağlık hizmetleri demişken aşı konusu Türkiye'nin çok tartıştığı bir konu. Davalık oldu. Çocuğun aşı yaptırmak istemeyenler vardı. Kendilerine göre gerekçeleri vardı. Fakat şöyle bir durum var ki Akdeniz Üniversitesi'nde 8 öğrencide kızamık çıktı. Tekirdağ'da menenjit hastalığı görüldü. Bu hastalıkların çıkmasının sebebi nedir? Aşı için sizin görüşünüz nedir? Şöyle yani biz Anayasa Mahkemesi'nin o kararını hayretle karşıladık. Çünkü bu bireysel bir insan hakkı olmanın ötesinde toplumun bulaşıcı hastalıklara karşı sağlığının korunması noktasında ciddi önem arz ediyor. Bu noktada son dönem aile hekimliği sistemi içinde bizim de birçok üyemizin bize bugün ulaşarak işte aile aşı yaptırmak istemedi efendim. Bu aşılama da iletişim de kurmak istemiyor. Bu noktada işte şu bildirimlerde sıkıntı oldu. İşte bize bu
performans cezası kesildi. İşte ücretimizden bu kadar düştü gibi. Bunun bir sağlık personeline yansıyan parasal kısmı. Öbür tarafta halkın sağlığının korunması noktasında bağışıklama da ciddi sorun vardır. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir an önce harekete geçmeli. Sağlık Bakanlığı'nı buradan göreve çağırıyoruz. Toplumun aşılama konusunda ne kadar salgın hastalıklara karşı ne kadar aşılamanın değerli olduğu noktasında çağrıda bulunması, bu konuda hassasiyet oluşturması, algı yönetimi yapması gerekiyor bu noktada. Devlet bu konuda kararı net, aşı yapılmalı diyor. Sağlık Bakanlığı zaten en son bu hastalıklar ortaya çıkınca tekrar gündeme geldi. Aşılar yapılacak ve gerekli bilgilendirme yapılacak dedi. Galiba orada bir bilgi verilmesine sıkıntı olmuş, bir eksiklik var galiba. Tam olarak kavrayamadık ama tablo daha da kötü olabilir eğer aşı yapılmazsa. Şimdi Suriye'den ülkemize kontrolsüz girişler var. Afganistan'dan işte bir ayda 2000 kişi girdi deniyor. Bu kişilerin karantina koşulları hiçbir şekilde karantina altına alınarak giriş yapmıyorlar. O bulundukları yerlerden getirdikleri hastalıklar, onlar ilgili toplum sağlığı açısından hiçbir önlem alınmıyor. Bir kişi sınırdan rahatlıkla geçerek İzmir'e, İstanbul'a kadar kimliksiz gelebiliyor. Ve insanlara temas halinde. Tabii ki sağlık taraması yapılmıyor. Şimdi hangi hastalığı var tespit edilmiyor, tedbir alınmıyor. Sağlık Bakanlığı yani aslında ciddi bir politika, kötü politika uygulaması var. Yani ülkemizde bugün sağlıktaki olan sorunların temelinde 2000 yılında daha öncesi var tabii ki AKP hükümetinin tamamen her şeyiyle teslim olduğu bir sağlığın tamamen tasfiyesi noktasında üstlendiği bir görev var. Sağlığın ticarileşmesi, devletin el çekmesi, efendim koruyucu sağlık hizmetleri noktasında sorumluluğu tamamen aile hekimliği sistemi üzerinden özelleştirme ile o hizmeti yürütmek, ki aile hekimliği sisteminde işte bugün bakanımız çıktı, sağlık zinciri dedi. Sayın Bakanımız yeni bu göreve geldi. Son dönemlerde bakanımızı sürekli basında görüyoruz ama dedikleri hep gerçekleşmeyen şeyler. İşte 14 Mart'taki sağlık personellerine yıpranma payı işte verilecek denildi. İşte olmadı. Yine yeni sağlık bakanıyla ki 11 yıl sanırım yanılmıyorsam Recep Akdağ'ın can siparişini savunduğu sağlıkta dönüşüm. Sonra birliklere ayrılması sağlığın. İşte peşinden getirdiler. Bu başı bozukluğu düzelteceğiz, çok başlığı düzelteceğiz, efendim sağlığı tam tek elde toplayacağız. Sanki daha önce böyle bir şey yoktu. Yani bizim ülkemizdeki sorun tarihin kendisiyle başlatmak isteyen bir iktidar sorunudur. Hiçbir şekilde devletin geçmiş tecrübelerinden yetişmiş insan gücünden yararlanmayıp tamamen ben yaptım, oldu boyutuyla iş götürmesidir. Kendisine önüne verilen politikaları uygulamasıdır. Emperyalist güçlerin verdiği politikaları hem bu dış politikada, işte Suriye yanı başımızda bugün bir sağlık sorunudur. Ciddi bir sağlık sorunudur. Ülkenin güvenli bir toplum olması, yaşam hakkı en büyük sağlık hakkıdır. Sizin için biraz daha somutlaştırmak adına söylemek gerekirse, nereden başlanıp düzeltilmesi lazım sağlık sisteminin? Kesinlikle derhal sağlıkta dönüşümden vazgeçilmelidir. GAS sözleşmesi, eğer biz ülkede eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte bir milli politika izleyeceksek, hep deniyor ya yerli ve milli, bizim yerli ve milli politikamız sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir. Bu düzenlemenin
aksayan noktaları vardır, revize edilebilir ve sürdürülebilirdi. Hem mali kaynaklar bakımından, hem halka, halk yararına olması bakımından, hem ulusal kaynakların çarçur edilmemesi, peşkeş çekilmemesi noktasında kesinlikle basamaklı sağlık sistemi, sağlığın sosyal tıp üzerinden verilmesi yaşamsal önem arz etmektedir. Şehir hastaneleri yapılıyor. Birçok yer hastane yapıldı. Binalar düzeltildi. Odalar bazen tek kişilik, bazen çift kişilik hale getirildi. Yetkililerin dediği şey de sağlık sistemini biz düzelttik. Buna görüşte zaten vatandaşların çoğu da bu konuda memnun. Bunu söylemek gerekirse. Hatta randevu sistemi de biraz düzene girdi bu sağlık konusunda. Sizin için bu dönüşüm konusu hala şu mudur? Eleştirilecek bir nokta mıdır? Şehir hastaneleri ya da diğer bahsettiğim noktalar. Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanı'nın aşkı, halkın rüyası bize göre bir felakettir. Neden? Çünkü tamamen tedavi odaklı, tamamen bir noktada verilen devasa bir bina, ulaşımı güç, efendim anayasaya aykırı bir şekilde ulus ötesi şirketlere arazisinden tutun da işte kiralama mantığıyla devletin kiracı olduğu ve bu kiralarla 25-30 yıllık bir kira süreci var. 5 yıllık kirayla aslında o binaların yapıldığının fizibilite raporları var. Ve yurt dışında denenmiş ve çökmüş bir sistem. İngiltere'de iflasları açıklanmış, kamusal bir hizmet olmaktan çıktığında sağlık personeli de kamu çalışanı olmuyor. Çalışanların maaşlarını dahi ödeyemez hale gelip iflaslar açıklanmış. Yani çökmüş bir sistemi Türkiye'ye dayatarak Türkiye'nin sağlık sistemini çökertiyorlar. Peki, ulusal kaynaklarını tamamen talan ediyorlar. Verdiğiniz örnekten ders çıkartıp daha iyi bir hale getiremez miyiz? Tabii ki getiririz. Bu asıl olması gereken bu. Yani ülkemize bakarken gerçekten milli ve yerli olma noktasında ne yaptığımıza bakarak. Bu sloganla olmaz. Yapılanla, somut işlerle olur. Yani dün otoyollar cepten 5 kuruş çıkmayacak denilen yapılan otoyolları bugün ne kadar kaynak aktarıldığını görüyoruz. Şehir hastaneleri bundan farklı olmayacak, daha da kötü orada olacak. Orada hasta garantisi verilecek firma. Tabii %70 hasta garantisi. Günlük bu kadar hasta gelecekti. Bir de yani bunun ne olduğunu tam olarak kimse açıklayamıyor. Hep gizlilik var. İşte genel ihale kanunu dışında bir ihale sistemi var. Denetlenemeyen bir çok yönü var. Bugün işte sadece efendim düzenleyici ve denetleyici olan Sağlık Bakanlığı olacaktı. İşte hizmeti veren şirket olacaktı. Şimdi görüyoruz ki denetim içinde bir ihale açıldığını duyuyoruz. Yani şeffaflık da yok bu uygulamada. O kadar ciddi milyar dolarların ihalelerin olduğu, ülkenin sağlık geleceğinin tamamen o noktada bütün harcamaların oraya, üstelik bunlar yıllarca ödenecek dış borçla yapılıyor. Bir borçlanmayla yapılıyor. Ve hesap verme noktasında yok, meclis devre dışı bırakılmış, parlamenter sistem tamamen bir başkana bağlanmış. İşte hastaneler birliklere ayrılacak, sağlık teşkilatı denildi bir gecede. 663 sayılı KYK çıktı, ayırdılar. Sonra yakın zamanda yine bir KYK ile biz bu kötü düzenlemeyi bozuyoruz. Size iyisini, o gelirken de reformdu, devrimdi. Bu giderken de öyle oluyor. Böyle garip bir şey var. Ve her şeyi alkışlanılan, oysa evet halkın gerçekten sağlık hizmetleri noktasında çok ciddi sorunları vardı. Biz kendimiz, halk dediğimiz biziz, bizim ailemiz. Bizim ailemizin kendi sağlık hizmetlerine erişimine hepimiz her aşamasında tanık oluyoruz.
Ama bu iktidar şunu çok iyi kullanıyor. Halkın sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önündeki engeller noktasında noktasını bir talana çeviriyor. Bunu da ayağı yere basan sürdürülebilir, yönetilebilir bir sağlık politikası yerine tamamen sağlığı özelleştirmeye ön açacak, halka her yerde her türlü hizmeti alabilirsin diye. İşte bugün aciller acil olmaktan çıkmış, kendi canını kurtarmaya çalışan sağlık personeliyle dolu. Bugün acillerden acil hastalığı tercih edilmiyor. Sağlıkta şiddetten dolayı. Sağlığın gerçekten aşama aşama düzenlenmesi gerekiyor. Halkın sağlık hizmetlerinde neye ihtiyacı varsa bilimsel temelde ihtiyaçlarına göre hizmet alabileceği sağlık eğitiminin verilmesi, kurumlarının oluşturulması, 80 sonrası biliyorsunuz hiçbir hastanede tadilat doğru düzgün yapılmadı, yeni kurumlar kurulmadı, büyük göçler oldu geçim sıkıntısından dolayı ve buna uygun SSK hastaneleri yapılmadığı için SSK zarar ediyor, SSK kötü hizmet veriyor, şöyle kötü denilerek. Ama biz gördük ki SSK'ya en çok borçlu olan kurumların kamu kurumları olduğunu, bunu hükümetlerin yapmadığını. Efendim yeni binaların yapımına karar verecek olan yine hükümetlerdi. Ama bunlar hep arka planda tutuldu. Hep yapay şeyler öne sürülerek, gerçekle hiçbir alakası olmayan şeyler öne sürülerek halkın sağlık hizmetlerini sağlıklı değerlendirmesi noktasında zaten bir eğitimsizlikle birlikte sağlık personeli kötü, siz bu hizmeti en iyi şekilde alacaksınız ama vermezlerse gelin bize şikayet edin. Alın size SABİM'dir, işte BİMER'dir, işte 184'tür. Bugün sağlık personeli kendi sağlığını dahi koruyamaz durumda. Düşünün yani sağlığın değerini en iyi bilmesi gereken sağlık personeli bugün kendi sağlığını dahi korunmak noktasında değil, işe gidip eve gelme noktasında 24 saat verilen bir hizmet. Bu hizmetin kamu yararı ve insan hakkı noktasında bir hizmet olması hassasiyeti var. Ve çok düşük bir ücretle çalıştırılmakta. Daha çok çalış, performans sistemiyle daha çok çalış, daha çok para kazanacağın diye bir sisteme. Daha sonra da artık sağlık personelinin tükenmişliğine kadar götüren, yani mutlu etmediğin bir sistemde nasıl halkına güvenli bir sağlık hizmeti sunabilirsin? Gerçekten Türkiye'de sağlık noktasında bir çöküş vardır. Sağlıkta dönüşüm bir çöküş getirmiştir. Şehir hastaneleri de yıkımı olacaktır. Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçilmeli. Bu hem devletin varlığı, devamlılığı adına hem halkımızın refahı, mutluluğu adına yapılması gereken bir uygulamadır. Derhal sağlıkta dönüşümden vazgeçilmelidir. Zeki Hanım, son sözlerinizi rica edeceğim. Bir dakikamız kaldı. Evet. Ben son sözüm tabii ki sağlık emekçileri olacak. Gerçekten sağlık emekçilerinin bir an önce tüm sağlık personelini kapsayacak yıpranma payı hakkının geçmişe etkili olarak bir an önce verilmesini, 5 yıla 1 yıl olarak hiçbir ayrım yapılmaksızın verilmesini. Biz bununla ilgili kanun teklifini yaptık. Mecliste Tur Yıldız Biçer'le, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle bunu meclis başkanlığına sunduk. Bunun bir an önce, bununla araştırılacak bir yanı yok. Bir an önce geçmesi gerekiyor. Sağlık personelinin sağlığı korunmalı. Ek ödemelerin, sağlık personeli çok düşük bir
ücretle çalışmakta. Ben 28 yıllık bir ebeyim. Ben bugün emekli olsam 2500 lira ücretle emekli olacağım. Ciddi bir emeklilikte geçim sıkıntısı demektir bu. Sağlık personelinin ücretleri mutlaka ve mutlaka artırılmalıdır. Döner sermaye performans uygulamasından vazgeçilmelidir. Herkesin sağlıklı çalışma ortamlarına bir an önce kavuşması gerekir. Hastalarımızın sağlıklı kişiler tarafından verilen sağlıklı ortamlarda sağlık hizmeti almasının mutlaka sağlanması gerekir. Sağlık personeli istihdamı mutlaka öne çekilmelidir. Bugün sağlık personeli açığı hekim, ebe, hemşire noktasında hem Avrupa Birliği ülkeleri hem OECD ülkelerinin çok çok gerisinde son sıralardadır. Sağlıkta verilecek hizmetin niteliğini herkese eşit ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti ancak sağlıklı bir planlamayla olur, bilimsel bir sağlık hizmetiyle olur. Sağlıkta gerici uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Sağlığın gericileştirilmesine karşıyız. Bu noktada genel sağlık işi olarak Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı, emekçiden yana sağlık politikalarının bir an önce yaşama geçirilmesini istiyoruz. Tüm sağlık personelini de bu çerçevede birlikte bu politikaları ters yüz etme noktasında, siyaset kurumuna şekil verme noktasında genel sağlık işin cumhuriyetten yana, emekten yana, Atatürk ilke ve devrimlerinden yana mücadelesinde mutlaka güç birliği yapma noktasında genel sağlık işle birlikte bu mücadeleyi vermeye çağırıyorum tabii ki. Zeki Hanım çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Güne Bakış'ta sohbetimizin sonuna geldik. Bizler biraz daha buradayız. Aktaracağımız haberler var. Çok kısacık bir aramız olacak.